Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndayım. Bu kez hanımları açık ceza infaz kurumlarında ziyarete geldim. Hanımların günlük yaşamlarını, hikayelerini, pişmanlıklarını hadi hep birlikte dinleyelim, onları ziyaret edelim. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ceylan Hanım, müdür hanımız yanımızda. Merhabalar. Bu ne güzel bir karşılama. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ceylan Kaplan. 6 yıldır burada çok görev yapmaktayım. Ne güzel. Herkes çok güler yüzlü. Maşallah. Beylerimiz de var aramızda. Evet. Beyefendilerin görevi nedir? Muhasebe yetkilimiz Uğur Bey, İbrahim Hocamız kurum öğretmenimiz. Ay maşallah ne güzel. Onur Bey de infaz koruma memurumuz kendisi. %90 kadın personel çalışmakta. Yönetim katımımız tamamı kadın personeli. Kurum ikinci müdürüm Ebru Hanım. Merhabalar. İdari memurum Çiğdem Hanım. Merhabalar. Sorumlu infaz koruma baş memurum da Kezban Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Ceylan Hanım, bugün bizi burada neler bekliyor? Bugün burada ceza infaz kurumundaki bir hükümlünün neler yaptıklarını göreceksiniz. Tüm kadınlar buradakiler hükümlü. Hükümlü ne demek? Cezası kesinleşmiş, artık bu cezayı yatması gereken kişiler. Buraya geldiklerinde öncelikli olarak güvenlik hizmetimiz var. Güvenlik hizmetimizi infaz koruma baş memurumuz önderliğinde infaz koruma memurlarımızı sağlıyoruz. Çoğunlukla da kadın personelimizle bunu gerçekleştiriyoruz. Kadın personellerimizle birlikte kadına ilk geldiğinde duygu durumuna bakarak kadının korkuyor mu? Hassasiyetleri nedir, buradaki beklentileri nedir ve ceza süresi nedir gibi detaylı incelemelere tabi tutuyoruz. Dosyası üzerinde infaz birimimiz hemen kadının kalacağı süreyi hesaplamaya başlar. Kalacağı süre içerisinde de biz bu kadının neye ihtiyacı olduğunu tespit eder ve birlikte hareket haline geçeriz. Hükümlünün ilk girişini yaptıktan sonra öncelikle baş memurluğumuzda ilk görüşmeye alırız. Baş memurumuzla birlikte idari memurumuzla görüşmeye gider. Kadının duygu durumuna göre ihtiyaçlarını belirlemeye çalışırlar. Akabinde psikososyal servise infaz koruma memurumuz görüşmesini yapar. Sonra psikologumuz görüşmesini yapar. Kurum öğretmenimiz görüşmesini yapar. Bu tüm bilgiler toplanır, yönetim katına gelir ve idari gözlem kurulu olarak biz bu kadını suç grubuna göre, yaşına göre oda yerleştirmesini yaparız. Eğer ilk defa suça karıştıysa daha korunaklı alanlarda tutmaya dikkat ederiz. Eğer birden fazla suç işlediyse de onları uygun odalara yerleştiririz. Bu kadının idari gözlem kurulunda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda eğer okuma yazması yoksa önceliğimiz okuma yazma. Okuma yazma işine de kurum öğretmenimiz ilgilenmek zorunda. Halk eğitime gelen öğretmenler işinde ilk etapta okuma yazma öğretmeye önem veriyoruz. Kadınları iş yurt atölyelerimizde, tekstil atölyemiz, pasta atölyemiz ve dokuma atölyemiz var. Orada çalıştırabiliyoruz. Ayrıca burada kadınlar kendi yemeklerinde yapmakla mükellefler. Kurum aşçımız var. Aşçının bilgisi dahilinde kurumda günlük yemeklerini pişirip biz de yiyoruz, onlar da yiyorlar. Ceza süresini tamamladıklarında da zaten gönderiyoruz. Ama buraya girişlerindeki temel amaç cezasının infazı değil sadece. Cezasının infazının yanında da topluma kazandırma. Topluma kazandırmak için de ciddi bir ekip çalışıyor. Başta genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız bu konuda kadın ceza infaz kurumlarına ciddi destek vermekteler. Tüm personelimizi biz bunu burada hissediyoruz. Önce insan onlar dediği için biz de önce insan diyoruz. Burada her hükümlünün hakları var. Yasal hakları oldukları için dilekçeyle başvurup temelde ne istediklerini bize iletiyorlar. Personelimiz görüşüyor. Burada en çok da infaz koruma memurlarına görev düşüyor. Çünkü onlar gözetimden sorumlu. İnfaz koruma memurlarımızın hepsi günlük bir hükümde farklı bir duygu durumunu gördüyse, gözlemlediyse bize iletir. Ya psikoloğa yönlendirirler ya müdür arkadaşlara yönlendirirler. Bu bilgiye dayanarak da eğer tedavilik bir sıkıntısı varsa da sağlık servisiyle psikiyatri doktoruna göndeririz. Kadının farklı sağlık sorunları varsa da onun için de hastaneye gönderiyoruz. Aslında ceza infaz kurumu demek hem toplumu korumak, evet, hem de ne olursa olsun suçluyu topluma kazandırmak. Evet. Burada burası bir ıslah evi. Evet. Bakalım içeride hanımlar neler yapıyorlar, günlük hayatları nasıl geçiyor? Çünkü benim ceza infaz kurumlarındaki ziyaretlerim oldu. İlk kez açık ceza infaz kurumuna geliyorum. Burada neler oluyor ben de merak ediyorum. Hanımların psikolojisini merak ediyorum. Memurlarımızla birlikte iletişimlerini merak ediyorum. Hepsine çok teşekkür ederiz şimdiden. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi şimdi mutfağa mı götürüyorsunuz? Önce mutfağa geçelim. Değil mi? Önce yemek. Önce hijyen. Yemek. Olur. Peki. Buyurun. Müzik.
Biz de Bozkurt'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mutfaktayız. Burada çalışan işçi hükümlülerle personellerimiz bir arada çalışıyorlar. Yanımızda personel aşçımız ve şefimiz var. Hem de kadın hükümlümüz var. O da burada işçi statüsünde çalışıyor. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Verda. Verda. Burada yemek yapıyorsunuz. Aşçıların eşliğinde Verda neler yapıyorsunuz aslında onu öğrenmek istiyorum. Neler yapıyoruz? Sabah 6.30-7'de geliyoruz. Hükümlülere kahvaltı hazırlıyoruz. Hijyen kuralları eşliğinde. Kahvaltı bitiyor, aşağıya iniyoruz. Öğle yemeği hazırlığımız başlıyor. Burada bütün yemekler hani tertemiz hijyen kuralları çerçevesinde oluyor. Çok güzel yapıyoruz. Şefimizin katkılarıyla tabii. Buraya gelmeden önce tamam yapabiliyorduk ama 5 kişilik yemekler yapabiliyorduk. Şimdi 350-400 kişilik yemekler yapabiliyoruz. Burada tatlısından tut her şeyine kadar. Hem iş öğreniyorsun, hem meslek öğreniyorsun, hem de iyileşiyorsun aslında. Evet, çok uzun zamandır buradayım. Burada bir sürü arkadaşım, ablalarım, teyzelerim. Hepimiz öyleyiz. Evet, hepimiz çok pişmanız. Tek isteğimiz bir an önce özgürlüğümüze kavuşmamız. Şu an dışarıda özgürce yaşayanları tek isteğim hiçbir şeye bulaşmasınlar. Özgürlüğün tadını çıkarsınlar. Çocuklarının kıymetini bilsinler. Tek isteğim o. Evladın var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. İnsan hakları çok önemli. Devletimizde insan haklarına önem verdiği için gerçekten her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyor. Evet. Biz burada gözümüzle görüyoruz her şeyi ama yanında evladın yokken kıymeti hiçbir şeyin tadı yok. Mesela örnek verebilir miyim? Benim evladım Kıbrıs tatlısını çok seviyor ve ben burada ona yapamıyorken burada herkese yapıyorum. Tamam hani bu benim burada belki görevim ama işte. Kaç yaşında evladınız? 12. Çok oldu mu görmeyeli? Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da kaldın. Evet, bayağı kaldım. Çocuğunun aslında çocukluğunu görmedin. Görmedim. Peki niye bunu yaptın kendine? Çok pişmanım. Kendi hatalarımın cezasını çekiyorum. Bugünkü çok pişmanım. Bugünkü aklın nerede? Bugünkü aklım yoktu. Arkadaş kurbanı da olduk. Bizi yanlış yöne ilerlettiler. Beni anneannemle dedem büyüttü. Ben onlara anne baba dedim. Ben babamı hiç görmedim, tanımadım. Baban sizi bırakıp gitti mi? Ne oldu? Evet, gitmiş. Ben hani bana hamileyken ayrılmışlar. Resmini bile görmedim. Tanımıyorum, bilmiyorum. Sen evlendin. Evet, evlendim. Anneyken mi suça karıştın? Hayır, önce. Sonradan dosyalarım geldi. Ondan sonra oldu. Evlenmeden önce mi? Evet. Evlenmeden önce. Eşim, kızım, ailem bana sahip çıktı. Sahip çıkmasaydı ben belki hani daha kötü olabilirdim ama şu an burada çok iyi anlıyorum. Hani dışarıdaki herkese sesleniyorum. Önce attığınız adımı bir düşünün. Hani arkada kendinizi değil, eğer bir evladınız, sizi seven bir aileniz varsa ona göre davranın. Çok zor. Her şeyden önce insanın kendini de düşünmesi lazım. Tabii ama kendini. Önce can. Evet can ama hani bazen arkadaşlarınızın yaptığı bir şey de kendiniz aklınıza gelmiyor. Peki canını yaktığın insanlara karşı ne hissediyorsun? Tarif edemeyeceğim bir duygu çünkü hani yüzlerine bakamıyorum. Bakamıyorum hani ailem bana diyor ki tamam her şey bitti. Biz kapattık lütfen yeni bir sayfa aç. Evladın için, kendin için yeni bir sayfa aç. Öyle de oldu ama sonradan ben geldim. Hani bana verilen cezayı çekiyorum. İş işten geçti ama. Olan oldu. Olan oldu. Çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Keşke hiç olmasaydı. Keşke. Ben şu an mesela hani özür dileyerek söylüyorum. Burada değil de ben televizyonun başında izleseydim yani. Kimse olmasın. Ne güzel şeyler söyledin. Peki geçen yıllar ne olacak? Gitti.
Ailemin hayatından uzun yıllar çaldım. Kızımın hayatından uzun yıllar çaldım. Peki bundan sonra neler bekliyorsun? Bundan sonra çok güzel şeyler bekliyor. Kızımla beraber her şeyinde yanında olmayı düşünüyorum. Ama her şeyinde ailemin, hani herkesin, sevdiklerimin artık benim değil de ben onların yanında olayım. Peki şefim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz burada personelsiniz. Evet, kurum sivil aşçısı olarak, sivil memur olarak çalışıyorum. Devletimizin bize sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek elimizden geldiğince, göz verdiği bir şekilde yemek yapmaya çalışıyoruz. Burada çalışırken hazır hijyen kurallarını öncelikle dikkat ediyoruz. Ondan sonra günlük insanların kalori ihtiyacını göz önünde bulundurarak protein, karbonhidrat, ona o şekilde yemek yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar devletin malzemesi israf etmemeye, çöp atmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü burada çocukların, tüy bitmemiş çocukların hakkı var. Ondan sonra burada olan hükümler bir şekilde gelmiş, bizi kimse sorgulamak düşünmez. Bize bunları iyi şekilde, elimizden geldiği şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden dışarıdaki ve buradaki farkı hissettirmemeye özen gösteriyoruz. Elimizden gelen yemekleri en iyi şekilde yapıp memurlarla beraber, müdürlerimizle, gelen savcılarımızla beraber aynı karabadan yemek diyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, herhangi bir fark olmaması için elimizden gelen müdür hanımla beraber özveri gösterip elimizden geldiği şekilleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sizin dışarılardaki aşçılardan en önemli farkınız çalışma arkadaşlarınız hükümlüler. Hani buradaki o çalışma ortamını biraz da sizden dinlemek isterim. Buyurun. Burada çalışma ortamının elimizden geldiği kadar bir kardeş, memuriyetlerinize de kardeş gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. Sonuçta belli bir disiplininde olması gerekiyor. Belli bir rahatlığında olması gerekiyor. Şimdi herkes burada çocuğunu, ailesini, eşini bir şeyde bırakmış buraya gelmiş. Bunlar bazen hasta oluyorlar, sıkıntılar oluyor. Böyle durumların elimizden geldiği kadar izin vermeye çalışıyoruz. Morali bozuksa telefonla görüşmeyi istiyor, dışarı gönderiyor. Telefonla gitmesini sağlıyoruz. Bazen mesela hasta oluyorlar, sıkıntılar oluyor veya dışarı bir herhangi hastası oluyor. O gün diyor ki geliyorlar, memurum ben çok kötüyüm, çalışamayacağım. Ya kötü insanı veya hasta insanı çalıştırıp zor duruma düşürmek istemiyoruz. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Psikoloji anlamında böyle destek, evet, oluyor. O şekilde destek oluyor. Mesela yemek dağıtımında bazen açık ceza infaz korumu olduğu için birebir dağıtıyoruz. Burada aslında en önemlisi de kadınlara meslek öğretiyorsunuz. Kalabalık, evet, yemekler yapmayı, dışarıda dışarı çıktıklarında hayata tutunmayı, para kazanmayı öğretiyorsunuz. Aslında bunun hazzı da daha fazladır, değil mi? Evet. Yani bazen mesela dışarı çıkan kümlerle haber geliyor veya konuşuyorlar, söylüyorlar. Burada mesela kurslaştığımız dönemler oluyor. Mesela daha önce pastacılık, ondan sonra mutfak kurslaşmıştık. Bunlar dışarıda bir pastaneye giriyorlar. Ondan sonra bir restoranta giriyorlar, çalışıyorlar. Böyle olduğum insan daha çok mutlu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.